Ben de teşekkür ederim. Dün neler yaptınız? Ben babamın puzzle yapmaya başladım. Ben hastayım. Düşünceyi ele alıyor. Altı farklı rengimiz var ve her bir renk bir düşünceyi ifade ediyor. Burada bu tekniğin amacı düşünme işlemini sadeleştirmek. Şapkaların anlamlarından bahsetmek istiyorum. Sarı şapka iyimser düşünceyi açıklıyor. Yeşil şapka yaratıcı, yenilikçi düşünceler. Siyah şapka karamsar düşünceler. Beyaz şapkamız tarafsızdır. Mavi şapka süreci yönetir. Kırmızı şapka da duygusaldır. Şimdi ben bu şapkaları size dağıtacağım. Özelliklerine göre konu vereceğim size şimdi. Konumuz parmak izi teknolojisi. Parmak izi teknolojisini aramızda bilen var mı? Ya da bilmeyen mi? Bilen mi? Telefonlarda var. Parmak izi böyle kilidi açmak için kullanılıyor. Evet, sağ ol. Başka? Ben filmlerde görüyorum kapıları, parmak izleri de şu an görüyorum. Ben de onu görüyorum. Ne için yapıyorlar peki? Amaçları ne? Herkesin gidemeyeceği yerlere giderken parmak izlerini kullanıyorlar. Giremeyeceği yerler, yani bir gizlilik, güvenlik, bu amaçla. Geçen işlediğimiz gibi dersimizde gizlilik ve güvenlik konusunu işlemiştik. Ben size etkinliğimiz kapsamında parmak izi teknolojisini düşünmenizi istiyorum. Dağıtıyorum şapkalarını. Bundan sonra şapkaya olur mu? Tabii, özür dilerim. Bana mavi şapkayı alabilir miyim? Şapkaların özelliklerini... Şapkaların özelliklerini bile sorduk. Ya, benim kahvenge... Kahverengi şapkam değil mi? Kahverengi şapkamız yok. Bu etkinlik için altı farklı renkli şapkamız var. Siyah, kırmızı, beyaz, mavi, yeşil ve sarı. Maalesef kahverengi şapkamız yok. Sizin zaten şapkan kahverengi değil mi? Bir iki dakika düşünme şey diyoruz. Bu süresi. Bence şey olabilir mesela Kaan arkadaşım belirirken benim parmak izimi benim telefonuma kullanıp da benim ilgilerimi çalıyor. Ki sarı şapka senin konuda fikrin mi? Yaşlı teyzeler telefonu kolayca açabilirler. Onların gözleri çok iyi görmüyorlar. Şifrelere girmekte zorlanıyorlar ama yine güvenlik sağlayabilirler böylece. Bizden başkası telefonumuza giremez ama sanırım Deniz'in dediği birazcık doğru. Bir de şifrelerimizi unutabiliriz ama parmak izimiz parmağımızda olduğu için bir sürekli giriş yapabiliriz. Senin fikrin biraz şaka. Ama biz teknolojisini gizlilik ve güvenlik açısından iyi veriyoruz bunu. Evet. Bu kadar. Şimdi parmak izi teknolojisinde elleri ya da parmakları olmayan insanlar kendilerini kötü hissedebilirler çünkü kullanamazlar. Haklısın. Peki yeşil şapka geliştirmek için şifreden uzunluğuyla uğraşmak yerine parmağımızı da kullanarak giriş çıkış yapabiliriz veya arabalarda artık yeni teknoloji olarak parmağımızı dokundurarak kapıları açmak mümkün olabilir.
Bence parmak izi yöntemi iyi bir sistem ama parmak izi yerine farklı teknolojiler de kullanılabilir saklı arkadaşımızın da bilgisi engel olabilir için. Ama genel olarak tüm görüşleri bir toparla istersen önce. Siyah şartta biraz daha karamsar, güvenlik açısından sıkıntı olduğunu düşündü. Kırmızı şartta da bunun bazı bireyler için eksik hissettireceğini söyledi. Beyaz şapka biraz daha tarafsız oldu, iyi veya kötü örneği olduğunu belirtti. Kahve, yeşil şapkada bunun iyi bir şey olduğunu, geliştirebileceğini söyledi. Sarı şapkada yaşlı tecrübe için kolaylık olduğunu söyledi. Genel olarak parmak izinin iyi bir yöntem olduğuna karar verdi. Bizim için tam böyle. Teşekkür ederim. Öğretmenim, ben Safet arkadaşımla katılıyorum. Safet arkadaşım. Evet, parmağı almayan insanlar için bu kötü bir durum olabilir. Sen de duygusal düşünüyorsun o zaman. Evet. Hepinizin görüşleri için, düşünceler için çok teşekkür ederim. Etkinliğimizi nasıl buldunuz, bu yöntemi? Ben çok güzel buldum. Eğlendim. Hiç aklıma gelmeyecek fikirler duydum. Öğretmenin başka arkadaşlarının fikirlerini öğrenmiş oldum. Bu etkinliğimiz burada bitmiştir. Gelecek hafta dersimizde görüşmek üzere. Bu hafta ödev yok mu? Bu hafta ödev vermek istemedim sizlere. Tatil. Ben hastayım daha dinlemiyorum. Görüşürüz o zaman. Teşekkür ederim.